Merhaba arkadaşlar. Bugün içi dolgulu, çok lezzetli, uzun süre muhafaza edebileceğiniz bir kek yapacağız. Top kek yapacağız. Bunun için 3 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Benim yumurtalarım çok büyük olduğu için 2 tane kullandım. Ve 4 kahve fincanı toz şekeriyle güzel bunu çırpacağız şimdi. İki kahve fincanı ayçiçek yağı kullandım. İki kahve fincanı yoğurt kullanıyoruz. Altı kahve fincanı un koydum. Adet kabartma tozu ve 3 yemek kaşığı kakao. Top kek kalıplarımıza veya normal top kek normal bir kağıda koyabilirsiniz arkadaşlar. 180 derecelik fırında pişiyor, hemen pişiyor. Evet, şimdi kremasını hazırlayacağız iç dolgusu için. Bunun için küçük su bardaklarıyla 2,5 su bardağı süt koydum. 3 yemek kaşığı un ilave ettim. 1 büyük çay bardağı toz şeker koydum. Ve 1 yumurtanın sarısını ilave ettim arkadaşlar. Bunu çırpacağız güzel bir şekilde. Koyulaştıktan sonra vanilyasını ekleyip altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Keklerimiz de zaten soğumaya bırakacağız. Bu da aynı anda ikisi soğuyor. Evet, top keklerimiz fırından çıktı. Daha az kabarmasını istiyorsanız 2'şer yemek kaşıkları içerisine doldurun arkadaşlar. Öyle fırına verin. Çok da güzel kabarmışlar. Ben yüksek seviyorum. Bir oklavanın ucuyla ya da spatulanın ucuyla ortalarını delin arkadaşlar. Veya bir kabak oyacağı yardımıyla içlerini deliyoruz. Daha içerisine çok krema girer. Daha geniş bir alan olur. O içerisinden çıkarttığımız kekleri de ufalayıp kalan çikolataya bulayıp top top yapabilirsiniz arkadaşlar. İsraf olmasın. Hazırladığımız kremayı sıkma torbasına alıp içerisini dolduruyorum. Sıkma torbanız yoksa bir buzdolabı poşetinin içerisine doldurun kremayı. Ucunu da makasla kesip doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bunların üzerine İstediğinizde renkli renkli krem şantiler sıkabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi sütlü çikolata eritmiştim buharda. Onunla daha ayrı bir lezzet daha katabilirsiniz kekimize. Beyaz çikolatam vardı, onu da erittim, onu da sıktım. Üzerine biraz şekerlemeler döktüm. Siz kafanıza göre, zevkinize göre. İçi dolgulu top keklerimiz hazır arkadaşlar. Siz zevkinize göre süslersiniz, dediğim gibi krem şanti de olabilir, tek çikolata koymasanız da olur. Ama ben böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Evet, buzdolabını kaldırdıktan sonra servis yapacağım zaman bu şekilde üzeri sert olduğu için kırılabilir. Ama daha dikkatli bir şekilde yiyebilirsiniz. Ben tek elimle kamera çektiğim için böyle oldu. Evet, çok lezzetli bir kek. Çocukların çok beğendiği bir kek. 3 gün 4 gün buzdolabında saklayabilirsiniz arkadaşlar. Lezzeti değişmiyor. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ankara Sema'nın mutfağı Sema. Herkese afiyet olsun. Kolay gelsin, iyi günler.